Evet, sayfa 233. Tarih 23-24 değil mi? 23 Rabiülevvel 1414 Hicri Miladi 9 Eylül 1993. Yer Ulu Cami. Ders Bina Dersi. Sarf ilminden sarf ilminden Bina Dersi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma muzaafun ve huvellezi yekûnü aynuhu ve lâmuhu min cinsin vahidin. Nahvu medde. Asluhu mâdâde. Hüzifet hareketü dâlil ula. Sümme üdgimet fiddâlis saniyeti. Vel idgâmü idhâlu ahadil mütecânisseyni fil âkheri. Ve huve ala selaseti envâin. En nev'ül evvelu vacibü. Ve huve en yekûnel harfânil mütecânisâni müteharrikeyni. Ve yekûnü l-harfül evvelü sakinen ve sâni müteharriken nahvü medde yemüddü. Ennev'ü sâni caizün. Ve hüve en yekûne l-harfül evvelü minel mütecâniseyni müteharriken ve l-harfü sâni sakinen bis-sükûnin arizin. Nahvu lem yemuddu lem yemudda lem yemuddi bi harakati dali asluhu lem yemdut fe nuklet harakatu dalil ula ila al mimi fejtema'a sakinani summa hurriketi dalus saniyatu imma biz zammeti ev bil fethati ev bil kesreti لِكَوْنِ سُكُونِهَا عَارِزًا النَّوْعُ السَّالِسُ مُمْتَنِعٌ وَهُوَ اَنْ يَكُونَ الْحَرْفُ الْاَوَّلُ مِنَ الْمُتَجَانِسَيْنِ مُتَحَرِّكًا وَالسَّانِ سَاكِنًا بِسُكُونٍ أَصْلِيٍ نَحْوُ مَدَدْتُ مَدَدْتِ وَمَدَدْنَا ve imma mehmuzun ve huvellezi yekunu ahadu hurufihil asliyeti hemzeten nahvu ahaza ve saala ve qaraa fe in kanatil hemzetu fi muqabalati faihi yusamma mehmuzel fa'i ve in kanat fi muqabalati aynihi yusamma mehmuzel ayni ve inkânet fî mukâbeleti lâmihi yüsemmâ mehmûzel lâmi ve yukâlu lihâzihil eksâmi eksâmü seb'ati yecme'uha hâzel beytü sahîhessü misâlessü müzâaf lefîfü nâkisü mehmûzü ezvef temmet. Hemen geriden bir özet. Binanın babları 35. Evvela 4 kısmı ayırıyor. Ayırdık. Ayırdılar. Sülasi mücerret, rubai mücerret, sülasi mezit, rubai mezit. Sülasi mücerret ne demek? Kök 3 sonradan harf almamış. Sülasi mezit yine kök 3 sonradan
harf almış. Rubai mücerret mazisi 4 harfli, sonradan harf almamış. Rubai mezid mazisi 4 harfli, sonradan harf almış. Sülasi mücerret babları 6. Hakkında yazılmış olan şiir. Fethün zammün, fethün kesrün, fethetan, kesrün fethün, zammün zammün, kesretan. 6 babı adam bu 2 misra şiirin içine sokmuş. 2. nevi 12 bab. Bu da 3 neve ayrılıyor. Birincide bir harf, ikincide 2 harf, üçüncüde 3 harf. Bir harf alan mazisi kaç harf olur? 4. 2 harf alan mazisi 5 olur. 3 harf alan mazisi 6. Mazisi 4 harfli olan 3 bab. Mastarlarından isim vereceksiniz. İf'al, tef'il, müfaale. İf'al babı, tef'il babı, müfaale babı. 2 harf almış olan nevi 5 bab. İnfial, iftial, if'ilan, tefa'ül, tefa'ül. Bitti. 3 harf almış olan bablar 4. İstifal, if'i'al, if'ivval, if'ilal. Bitti. Mazisi 4 harfli olan, yani rubai mücerret bir bab. Dehreceten babi, dehrece babı. Rubai mücerret dedik. Mezit kaç bab? 3 bab. O da 2 nevi. Birisi bir harf alıyor, öbürü 2 harf alıyor. Bir de mülhak bablar var. Kaç baba mülhak? 3. Dehreceye mülhak, tedehreceye mülhak, ihren cemiye mülhak. Dehreceye mülhak kaç bab? 6. İhren cemiye mülhak, ters söyledim. Tedehreceye mülhak 5. İhren cemiye mülhak 2 bab. Toplam ne oldu? 35. Bundan sonra bize ne söyledi musannif? Dedi ki bu bablara inhisar eden fiil 8 kısma ayrılır. Sülasi mücerredi salim, sülasi mücerredi gayri salim, rubai mücerredi salim, rubai mücerredi gayri salim, öyle miydi? Tekrar edelim. 8 babı bulacağız. Sülasi mücerredi salim, sülasi mücerredi gayri salim, sülasi mezidün fi salim, sülasi mezidün fi gayri salim, etti 4. Geçtik rubai yönüne, rubai tarafına. Rubai mücerredi salim, rubai mücerredi gayri salim, rubai mezidün fi salim, rubai mezidün fi gayri salim. Rubai'yi biliyoruz. Sülasi'yi de biliyoruz.
mücerredi de biliyoruz, mezidi de biliyoruz. Yalnız salim nasıl olur, gayri salim nasıl olur? Onu bilmiyoruz. Eğer bir fiilin içinde harfi ille varsa, gayri salim. Harfi ille yoksa salim. Harfi ille yoksa salim, harfi ille varsa gayri salim. Harfi illeden selamet bulmuş veya bulmamış. Bu kısımlara ne isim verildi söyleyeyim? Eksami semaniye. Evet. Kim söyleyecek? Bu 8 kısmı. Abdurrahman. Hadi bakalım. Sülâsî mücerred. Bir şey daha ilave edin. Sülâsî mücerredi salim. Sülâsî mücerredi salim. Sülâsî mücerredi gayrı salim. Gayrı salim. Rubâî mücerredi salim. Olabilir, o da öyle. Rubâî mücerredi gayrı salim. Ha. Sülâsî mücerredi, sülâsî mezid fîh salim. Mezidün fîh salim. Salim. Sülâsî mezidün fîh gayrı salim. Evet. Rubâî mücerredi fîh salim. Rubâî mezidün fîhi salim, Rubâî mezidün fîhi gayrı salim. Gayrı salim. Peki misalleri. Nasara. Birinciye misal. Sülâsî mücerredi salim. Ve'ede. Sülâsî mücerredi gayrı salim. Ekreme. Sülâsî mücerredi. Sülâsî mezîdün fîh salim. Mezîdün fîh salim. Ev'ade. Sülâsî mezîdün fîh gayri salim. Dehrece. Rubâî mücerredi salim. Vesvese. Rubâî mücerredi gayri salim. Tedehrece. Sülâsî Rubâî mezîdün fîh salim. Tevesvese. Rubâî mezîdün fî gayrı salim. Bu da böyle. Bir de eksâm-ı seb'a var. Buna eksâm-ı semâniye yani 8 kısım, bir de eksâm-ı seb'a var. 7 kısım. Fiiller 7 kısma ayrılır bir yönüyle de. Arada ölçü ne? Harfillerin bulunması veya bulunmaması. Bulunduğu takdirde nerede bulunması? Harfille yok. Söyleyin. Salim. Hemze yok. Tazif yok. Şedde yok yani. Tazif şedde demek. Bu 5 şeyden hali olursa bir fiil ona sahih denir. Sahih. Misali neydi onun? Nasara. Nasara'da ne var? 7 eksam-ı sebe'den ne var? Sahihlik var. Neydi sahih? Ve huvellezî leyse fî mukâbeleti fâihî ve aynihî ve lâmihî harfin min hurufil illeti ve hiyel vâvü vel yâü vel elifü vel hemzetü vel tazif. Tarifi bu. Tarifler ezberlenecek. Sahih nedir? Ve huvellezi leyse fi mukabeleti fa'ihi ve aynihi ve lamihi. Burada öyle dememiş de fi mukabeletil fa'i vel ayni vel lam. O da olur. Harfin min hurufil illeti fa'il fiilinin, aynel fiilinin, lamel fiilinin mukabelesinde yani yerinde şu illetli üç harften hiçbirisi bulunmaz. Ne sa re. Harfille var mı? Ne nunun yerinde var, ne satın yerinde var, ne de ranın yerinde. Harfille yok. Hemze var mı? O da yok. Şedde var mı? O da yok. Böyle olan fiillere ne denir söyleyin? Sahih. Sahih denir. Nasara. Nasara'da eksam-ı sebeden ne var diye sorulduğu zaman
Sahihlik var. Peki harfi ille var ama neresinde? Faal fiilinde olursa ne diyeceksiniz? Misal. Aynel fiilinde olursa? Ecvef. Lamel fiilinde olursa? Naks. Evet, birinciye misal. Ve'ade. Ve'ade. Ne var aksam-ı sebede? Misallık. Neresinde? Harfinde? Başında. Onun kafası hasta. Baş. Baş kısmı hasta. Ortası hasta olursa karni? Ecvef. Kale kale. Öyle mi? Kale kale. Hastalıklı. Nerede? Ortada. Asılları kevele keyele. Kale'nin aslı kevele. Kale'nin aslı keyele. Vav ile ya nerede? Aynel fiilinde. Ortasında. Hastalık ortasında. Nakız. Ahırında. Ayakları hasta. Reza, rema. Reza'nın aslı reze ve rema'nın aslı reme ye. Harfi ille var mı? Var. Nerede? Lamel fiilinde. Birinci de vav, ikinci de ya. Reze ve reme ye. Bir de bir fiil düşünün ki iki tane harfi ille var. Bu da kaç ayrılır? İkiye. Ya harfi ille yan yana olur ya araya sağlam bir harf girer. Birinciye ne denir? Lefifi makrun. Makrun. İkinciye ne denir? Lefifi mefruk. Lefifi mefruk. Araya harf girmiş. Birinciye misal? Evet. Bekaye. Yo. Tava, tava. Tava, şeva. Tava, kaviye gibi. Ta ve ye sade sağlam tarafı neresi? Baş tarafı. Fail fiil. Ta ve ye. Aynel fiili hasta. Lamel fiili hasta. Şeva da öyle. Veka neye misal? İkinciye. Yani lefifi mekruna. Mefruga. Ara, fark var. Yani araya şey girmiş. Sağlam harf. Ve harfi ille. Ve harfi sahih. Ye harfi ille. İki hastalıklı harfin arasına bir sağlam girmişse böyle olan fiillere ne denir? Lefifi mefruk. Lefifi mefruk. Buraya kadar gelmiştik. Ve imma muzaaf. Fiil ya muzaaf olur. Evvellezi yekûnü aynuhu ve lâmuhu min cinsin vahidin. O öyle bir fiildir ki aynel fiili ile lâmel fiili bir cinsten olur. Nahvü medde. Medde gibi. Meddede kaç harf var? Üç. Aynel fiili nedir? Dal. Lâmel fiili nedir? Dal. Medde. Aynel fiili ile lamel fiili bir cinsten, yani dal cinsinden olmuş. Böyle olan fiillere ne denir? Muzaaf. Ferre, atta, şakka. Bunlar hep muzaaf. Aynel fiili ile lamel fiili aynı cins. Şimdi burada bunun aslını yapacak. Meddenin aslı neymiş bakalım. Asluhu. Meddenin asli, onun asli nedir? Me, de, de. Meddedeymiş. Hüzifet, hesfolundu. Atıldı. Hareketü dali, dalın harekesi. Dalil ula. Birinci dalın harekesini attılar. Atıldı. Sümme üdrimet fiddali saniyeti. Sonra İkinci dala idgam edildi. Vel idgamu idgam nedir?
İdhalu ehadil mütecaniseyni fil ahari. Aynı cinsten olan iki harften birini diğerine girdirmek, idhal etmek. Ha, idgamı da öğrendik burada. İdgam neymiş? Aynı harften olan birini diğerine girdirmeye, sokmaya, kaynatmaya ne denir? İdgam denir. Me, de, de demektense med de demek daha kolay. Zaten Arapçada işin püf noktası bu. Harf ille girmiş, şeddeli harfler girmiş, hemze girmiş. Araplar oturmuşlar, ne yapalım? Bunları okumak zor. Hastalıklı harfleri, hastalıklı kelimeleri ne yapalım? Ameliyat yapalım. Mümkünse atalım. Mümkün değilse, hiç olmazsa hareketsini sırtından alalım. Evet. Şedde varsa, şey iki harf yan yana gelmişse onu üst üste koyup kaynatalım. Kaynak vuralım. Buna idgam diyor. Hastalıklı kelimeleri ameliyat etmenin yeri nerede? Maksutta ve izzide gelecek. Maksutta mütellat babında. İzzinin de başından sonuna kadar. Genelde. Maksut ilal kaidelerinin ölçüsünü verecek. Kaidelerini verecek. İzzi ne yapacak söyleyin? Tatbikatını yapacak. Uygulayacak. Biri ölçü veriyor, öbürü de tatbikatını yapıyor. Evet. Ve huve ala selaseti enva'in. İdgam kaç nevi? 3. Ennev'ül evvelü, birinci nevi. Vacibün vacib. İkinci nevi caiz. Üçüncü nevi mümteni. Birinci nevide mutlaka idgam yapacaksınız. Bu vacip. İkinci nevide idgam etseniz de olur, etmezseniz de olur. Caiz. Üçüncü nevide idgam yapamazsınız. Mümteni. Zaten bir şey, bir hüküm ya vaciptir, ya caizdir, ya mümtenidir. Vacip nasıl oluyormuş bakalım. Ve huve en yekûnel harfânil mütecanisâni müteharriketkeyni. Aynı cinsten olan harflerin ikisi de harekeli. Aynı cinsten olan harflerin ikisi de harekeli. Ve yekû ev, orada bir ev olacak yazmamış. Ev yekûnel harfül evvelü sakinen ve sani müteharriken veya aynı cinsten olan harflerden biri sakin, birinci, diğeri harekeli. Ya ikisi de harekeli olacak ya da birincisi sakin, ikincisi harekeli olacak. İdgam vacip olsun. Nahve medde yemüddü. İki misal verdi. Birini birine, birinci kaideye, İkinciyi de ikinci kaideye. Medde. Meddenin aslı neydi? Medde. Aynı cinsten ne var? Daha. İki harf var. İkisi de harekeli mi? Harekeli. Ne yaparız? Birinci dalın harekesini atarız. İkinci dala idgam ederiz. Yapalım. Medde. Aslında medde idi. Kelimede iki harf bir cinsten vakı oldu, dallar. İkisi bile harekeli olduğu için dali ulanın harekesini attık, hasfettik. Dali ulayı, dali saniyeye idgam ettik. Müdgemden bedel, müdgemen fihe bir şedde verdik, medde oldu. Duydunuz mu? İlali de beşeyi de İdami de böyle yapılır. Bir daha yapayım.
Medde. Aslında mede'de idi. Kelimede iki harf bir cinsten vakı oldu, dallar. İkisi de harekeli olduğu için dali ula'nın harekesini hasfettik. Dali ula'yı, ula demek birinci demek. Dali ula'yı dali saniyeye idam ettik. Müdgamden bedel, müdgamen fihe bir şedde verdik. Medde oldu. Geçelim öbürüne. Yemüddü. Aslında yem düdü idi. Yem düdü. Kelimede iki harf bir cinsten vakı oldu, dallar. Dallar. İkisi de harekeli değil mi? İkisi bile harekeli. İkisi harekeli. Ne yapacağız? İdam yapacağız. Ne yaparız? Birinci dalın harekesini atamayız. Lazım bize. Mim bekliyordu orada. Mim sakin. Yem düdü. Dala veririz. Şey mime. Ne olur? Yemüd dü olur. Yemüd ama iki dal yine. Fakat birinci sakin, ikinci harekeli. Yemüddü oldu. Kelimede iki harf bir cinsten vakı oldu, dallar. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Ne yaparız? Birinci dali, ikinci dala idgam ederiz. O müdramden bedel, müdramen fihe bir şedde veririz. Birinci dal müdram, ikinci dal müdramen fih. Müdram demek başka harfe giren. Müdramen fih demek kendisine giren. Müdramden bedel müdramen fihe bir şedde veririz. Ne olur? Yemüddü olur. Bunun ilali de bu. Yemüddü. Zor değil. Ennevüssani. İkinci nevi. Caizün caizdir. İdgam caiz. Ve huve en yekûnel harfül evvelü minel mütecaniseyni müteharriken vel harfüssani sakine bisükûnin arizin. Aslında kelime kelime okumak daha faydalıdır fakat meseleyi anlama yönünden cümle cümle okumak kolaydır. Anlaşılması kolay olur. Aynı cinsten olan iki harften birinci harekeli, ikinci sakin. Sakin de iki kısımdır. Birisi sükûn-i ariz, biri sükûn-i asli. Aşağıda gelecek. Sükûn-i ariz ki sonradan sakin olma. Anadan doğma sakin değil. Bir sükûn-i arizin, sükûn-i ariz ile yani sonradan sakin olmuş. Nahvü lem yemüddü gibi bi harekâti dali dalın üç harekesiyle asluhu asli lem yemdüt lem yemüddünün asli lem yemdüt imiş ilalını burada yapıyor fenukilet idgamını yapıyor fenukilet nakledildi hareketü dalil ula birinci dalın harekesi nakledildi. Neye? İlel mimi mime. Feçteme cem oldu es sakinan iki sakin. Sümme hürriketi dalü saniyetü sonra ikinci dal harekelendi. İmma biz zammeti ev bil fetheti ev bil kesreti. Ya zamme ile ya fethe ile ya kesre ile. Likevni sükûniha arizen. Sükûn-i arız olduğu için. Şimdi geri dönelim. Lem yemüddü. Asli lem yemdüt. Kelimede iki harf bir cinsten vakı oldu dallar. Ula harekeli, sani sakin. Ula birinci demek. Sani ikinci. Ula harekeli lem yem düt
Birinci dal harekeli, ikinci dal sakin. Peki ne yaparız? Söyleyin. Birinci dalın harekesini mime veririz. Ne olur? Söyleyin. Olmaz, okuyamazsın. İki sakince mi olur? İki sakince mi olur? İki tane dal hareke yok, okuyamazsın sen. Birinci dalın harekesini mime verdin, o dal da sakin oldu, zaten öbürü de sakindi, okuyamazsın. Ne yapacağız bu sefer biz? İkinci dala hareke vereceğiz. İkinci dala hareke vereceğiz. Ama hangi harekeyi vereceğiz? Zamme mi, fethe mi, kesre mi? Ya zamme veririz, ya fethe veririz, ya kesre veririz. Üçü de caiz. Şöyle yaparlar. Zamme ile harekelendirdik. Aynel fiiline teben. Bir sebep göstereceğiz. Tercih sebebi. Aynel fiili zammeli olduğu için buna da zamme verdik. Ses uyumu, uyumu. Türkçede de var bu. Uyum. Harmoni mi? Harmoni mi diyeyim? Ses uyumu. İkinci dala fetheyle hareke verir, zammeyle hareke veririz. Sebep, aynel fiili mazmum olduğu için, yani ona teben. Lem yemü müt mü ötüre. Fetheyle hareke veririz. Fetheyle hareke. Sebep, fethe eheffi harekattan olduğundan. Bu tabirleri belleyeceksiniz. Üç harekenin içerisinde en hafifi hangisidir? Fethedir. Fethe eheffi harekattan olduğundan. Kesre ile hareke veririz. Caiz. Es-sakinü izâ hürrike hürrike bil kesri. Sakin harekelendiği zaman kesre ile harekelenir. Üç tane mesele var. Üç meselenin de üç tane gerekçesi var. Esbab-ı mucibesi var. O zaman ne olur? Lem yemüddü dali ulayı, dali saniye idgam ederiz. Lem yemüddü deriz, caiz. Lem yemüddâ deriz, caiz. Lem yemüddî deriz, caiz. Üçü de caiz. Dalın, onun için ne dedi? Dalın üç harekesiyle bir harekat iddali. Lem yemüddü, lem yemüddâ, lem yemüddî. Molla bilir bunu. Lem yefirre, lem yefirzi. Bazı aynel fiili zammeli değilse sadece fetheyle veya kesreyle hareke verir. Lem yaatta, lem yaatti. Aynel fiili zammeli olmadığı için veremedik zammeyi. Burada da iki harf, ileride göreceğiz. Ennev'ü salisü, üçüncü nevi, mümteni'ün. İdgam mümteni'dir. İdgam edemezsiniz. Bir harfi bir harfe giydiremezsiniz. Ve huve en yekûnel harfül evvelü minel mütecaniseyni müteharriken ve sani sakinen. Bisükûnin asliyin. Harekeli olan şey, aynı cinsten olan iki harf, birincisi harekeli, ikincisi sakin. Ama sükûn-i asliyle, aslından sakin. Nehvü medette, medettü, medetti gibi. Üç harekeyle. Meded ne gibi? Şimdi şuraya bakın, parmaklarıma. Medde, medda, meddu, meddet, meddeta, buraya geldi mi açılacak şey, çözülecek. Mededne, medette, medettüma, medettüm, medetti, medettüma, medettünne, medettü, medetna.
şuraya kadar idgam, buradan sonra çözülüyor. İki daldan birincisi harekeli, ikincisi sakin. Ama sükûn-ı asli. Bu dalları biz sakin kılmadık. Araplar sakin kılmışlar. Meded ne? Medette, medettüma, medettüm, medetti, medettüma, medettünle, medettü, medetna. Böyle olan yerlerde idgam nedir? Mümtenidir. İdgam yapamazsınız. Ayrı ayrı okuyacaksınız. Nereden nereye kadar? Buradan başlıyor. Diyor ya mededne. Aslında mededneyi önce yazsaydı daha iyi olurdu. Mededne diyecekti. Nerede mededne? Burada. Sonra meded tanın üç harekesi var. Nerede? Medette. Burada medette. Burada medetti. Burada medettü. Onun için ta'ya üç hareke koymuş. Te, ti, tü. Üç hareke. Üst sağda. Burada söyleyin. Medette. Burada medetti. Burada medettü. Öbürlerinde ne? Sakin da. Meded ne? Meded na. Meded te, şey, meded ne? Meded te, meded tüma, meded tüm, meded ti, meded tüma, meded tünne, meded tü, meded na. Buralarda böyle, bu gibi yerlerde idgam yapma caiz değil. Neden? Çünkü birincisi harekeli, ikincisi sakin. Ama sükûn-ı asliyle, anadan doğma sakin. Kelimenin yapısı öyle. İkinci dal sakin. Ve imma mehmuzun, fiil ya mahmuz olur. Ve hüvellezî yekûnü ehadü hurufil asliyeti hemzeten. Bu öyle bir fiildir ki, asıl harflerinin biri hemze olur. Asıl harflerinin biri hemze olur. Nahvu ehaze ve se'ele ve kara'e gibi. Kaç tane fiil var? 3. Ehaze, se'ele, kara'e burada. Ehaze de hemze var mı? Var. Neresinde? Se'ele de? Var. Neresinde? Kara'e de? Neresinde? Lam harfinde. Bunların üçüne birden ne denir? Mahmuz. Hemzelenmiş manasına. Hemze almış demek. Fe inkânetil hemzetü fi mukabeleti fâihi yüsemmâ mehmuzel fâ. Eğer hemze fail fiilinin mukabelesinde yani yerinde olursa ona ne isim verilir? Mehmuzel fa. Fail fiili mahmuz. Ve inkânet fi mukabeleti aynihi, aynel fiilinin mukabelesinde olursa hemze, yüsemma mehmuzel ayn. Ona mehmuzel ayn denir. Bitiyor mu? Yok. Mehmuzel ayn. Ve inkânet fi mukabeleti lamihi, lam el fiilinin mukabelesinde ise yüsemma mehmuzel lam, ona da mehmuzel lam ismi verilir. Demek ki mehmuz üç kısım. Mehmuzel fa, mehmuzel ayn, mehmuzel lam. Hemze demek kelimenin başında bulunur. Hemze kelimenin ortasında olur. Hemze kelimenin sonunda olur. Ona göre isim alır. Zor mu? Ve yukalu denir lihazihil aksam, şu kısımlara isim verilir. Ne eksam-ü seb'e. Eksam-ü seb'e ismi verilir. Yedi kısım. Yediyi bitirdik. Yecme'uha, bunları cem eder. Ne hazel beyti, şu şiir, şu beyt. Beyt ne de meydana gelir? Kaç mısradan? En az. İki.
İki mısra yan yana gelir, beyit meydana gelir. Aynı zamanda ne denir ona? Şiir denir. Şiirin mukabili nedir? Şiirin mukabili. Yani şiir olmayan. Yazılar ikiye ayrılır. Ya şiir şeklindedir, ya değildir. Değile ne denir? Nesir. Kur'an-ı Kerim, şu ibareler şimdi şurada okuduk, binayı okuduk. Şiir midir, nesir midir? Ama sondan iki satır şiir. Peki, Mehmet Akif Bey'in Safahati şiir. Kur'an-ı Kerim şiir mi, nesir mi? Şiir halinde olmuş. Yerleri var. Şiir halinde olan yerler de var. Nesir olan yerler de var. Kur'an-ı Kerim ne şiirdir ne nesirdir. Kendisine has bir üslubu var. Öyle diyor. Mısır'da bir ama var. Ama hocam olmadı dediniz siz. İkisinin arası olmadı dediniz. Olur. Biraz önce öğrendik ya. Özellik ya, o. Güzel. Mucize. Kur'an'ın üslubu kendisine mahsus. Ne diyor? Diyor ki Kur'an ne nesirdir ne de şiirdir. Ya nedir? Kur'an'dır. İkisinin ortası değil. Kur'an'dır. Kendisine has bir üslubu var. Ne şiir ne nesir. Kendisine has bir üslubu. Ne demiş? Sahihestü. Misalestü müzaaf. Lefifü nakisü mehmuzü ezvef. Bu şiir Arapça mı yazılmış, Türkçe mi yazılmış, Kürtçe mi? Kürtçe daha çok yakın. Evet, Farsça. Evet. Sahihestü. Sahih demektir. Misalestü misal demek. Müzaaf, muzaaf demek. Lefif zaten belli, nakıs belli, mehmuz belli, ecvef belli. Dördü ikinci satırda, üçü de birinci satırda. Sahihestü, misalestü, muzaaf, lefifü, nakısü, mehmuzü, ecvef. Yazılıştaki gibi sıralama olacak. Tabii, uyduracak şimdi. Nesirde caiz olmayan bazı üsluplar şiirde caizdir. Zaruret var. Niye? Vezne uyduracak. Evet. Sahih hiç harfille yok. Şedde yok, hamze yok. Nakıs son harfiyle. Mehmuz harflerinden biri hemze. Ecvef aynel fiil hasla. Misal, faal fiili harfiyle, muzaaf, aynel fiiliyle, lamel fiili aynı cins. Manalandırılması da böyle. Hemen şimdi bir mefhum toplayayım da tefsire bakalım. 233'ten, sayfanın başından, fiil ya muzaaf olur. Muzaaf öyle bir fiildir ki aynel fiiliyle lamel fiili bir cinsten olur. Medde gibi. Asli mededdir. Dali ulanın harekesi hasfedilir. Dali saniye idgam edilir. İdgam demek aynı cinsten olan harflerden iki harften birini diğerine ithal etmek. Giydirmek. Bu da üç nevidir. Birinci nevi İdgâm-ı vacip. İdgâm-ı vacip şöyle olur. Aynı cinsten olan iki harften ikisi de harekeli veya birinci sakin, ikinci harekeli olursa. Medde-ye müddü gibi. İkinci nevi idgâm caiz. Bu da aynı cinsten olan harflerden birincisi sakin, yok. Birincisi harekeli, ikincisi sakin ama sükuni arızla.
arız ile. Medde şey, lem yemüddü, lem yemüdde, lem yemüddi gibi. Dalın üç harekesiyle. Asli lem yemdüt. Dali ula'nın harekesi mime nakledilir. İki sakin cem olur. Sonra ikinci dalın ikinci dal ya zamme ile ya fete ile ya kesre ile hareketlenir. Sükûn-i arz olduğu için. İkinci nevi, şey üçüncü nevi idgâm-ı mümtenidir. Bu da aynı cinsten olan harflerden birincisi harekeli, ikincisi sakin ama sükûn-i asliyle medettü, medetti, medette, medet ne gibi? Fiil ya mehmuz olur. Mehmuz öyle bir fiildir ki asıl harflerinin biri hemze olur. Ehheze, se'ele, kare'e gibi. Eğer hemze fail fiilinin mukabelesinde ise mahmuzel fa, aynel fiilinin mukabelesinde ise mahmuzel ayn, lamel fiilinin mukabelesinde ise mahmuzel lam ismi verilir. İşte bu kısımlara eksami seb'e denir. Şu beyt cem eder. Sahihestü misalestü müzaaf lefifü nakisü mehmuzü ecvef. Bitirdik. Şimdi tefsir. Evet. Kul e'ûzü bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vegab ve min şerri neffâsâti fil ukad ve min şerri hasidin izâ hased. Kur'an-ı Kerim'in surelerinden birisi. Mana, Bismillah, kul sen de ya Muhammed, söyle. Ne de? E'ûzü ben sığınırım. Kime sığınırım? Bi Rabbil felaki, felakın Rabbine. Şafağın, şafakın Rabbine ben sığınırım. Neden? Min şerri ma halaka, yarattığı şeylerin şerrinden. Daha neden? Ve min şerri gâsikin izâ vekab. Karanlığı bastığı zaman, çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Ve min şerrin neffâsâti fil ukadi, daha düğümlere üfleyen üfürücülerin şerrinden. Ve min şerri hasidin izâ haset. Haset ettiği zaman hasidin şerrinden. Kime sığınırsın? Allah'a. Evet, felakın Rabbine. Felakın Rabbine. Terkibini yapacağız şimdi. Kul, fiil. Euzu, o da fiil. Bir Rabbi, bir harfi cer. Rab isim. El felak isim. Min harfi cer. Şerri isim. Min şerri. Ma, mevsul yahut mevsuf. Yedi manası var. İkisi mevsul veya mevsuf. Halaka fiili mazim. Fiil. Min. Vav atıf. Gâsik. Şey min harfi cer. Gâsik. Söyleyin. İsim, ismi fail. İza nedir? Zaman, zarf deyin. İza, zarf deyin şimdilik. Hesede, şey, vekabe, fiili mazi. Vekabede ne var eksam-ı sebeden? Hemen şimdi söyleyebiliriz. Vekabe. Neye benziyor? Sahih. Vekabe. Misal, misal. Vekabe. Vav atıf. Min harfi cer. Şerri isim. Neffasat. O da isim.
fil ugadi fi harfi cer ugad isim. Ve min şerri ve vatıf min harfi cer hasidin söyleyin. İsmi fail isim. İza zaman manasına, vakit manasına hasede fiil. Hasede'de ne var aksam-ı sebede? Sahihlik var değil mi? Harfille yok, hemze yok, şedde yok. Evet, burada da ne yaptık? Kelimeleri isimlendirdik. Kelimeleri isimlendirdik. Dibde, köşede kalmadı kelime. Evet, şimdi terkibini yapalım. Kul, emri hazır. Asli ukvül, kale, asli kevele, ukvül. Fail altında. Ukvül. Emri hazır. Mebniyün ale sükun. Emri hazırlar mebni. Mebniyün ale sükun. Faili tahtinde ente. Ente samirun. Müstetirun. Müstetir altında. Mebniyün ale alel fethi ente. Fi mahalli ref faili kul. Kul ma'a faili cümletün fi'liyetün la mahalle leha minel i'rab. E'ûzu fi'lün muzari'u merfû'un bizzam merfû'un bizzammet. O kadar. Amili manevi. Ene tehtehu ene. Altında ne var? Ene var. Kulun altında ente var. Sen. Euzun altında ne var? Ben. Ene var. Ene zamirun müstetirun mebniyyun alel feth fi mahalli ref faili euzun. أعوذ مع فاعله جملة فعلية لا محل لها من الإعراب مقول القول قول مقول يا محمد sen söyle de ama neydi أعوذ'ydi قول مقول derler mi bunların bir kısmını bellemiş olacaksınız bir kısmını da yeni duymuş olacaksınız bir Rabbil felaki kime sığınırım de bi harfi cer. Mebniyyü alel kesr. Rab, Rabbi. Söyle. İsmi. Söyle gerisini. Ha. Güzel. Felaki. İsmi. Mecrurun bi kesri. Muzafun ileyhi. Muzafun ileyhi. Felak. Min harfi cer. Evet. Sükun güzel. Şerri. İsmin. Mecrurun bil kesri. Yani bu da mefhul bir gayri sari. Bir fiilin kaç tane mefhul olur? Mefhul bir gayri sari. Gayri sari. Ma. Ma, ma'in mefsul. Mefsul yahut mefsuf diyelim. Mebniyun ala sükun. Sükun. Halaka. Fiilin mazi. Min şerri ma, o ma, ma, mevsul yahut mevsuf, mebniyün ale sükun, fi mehallil cer, muzafın ileyh. Şer kelimesinin muzafın ileyhidir ma. Cümlede görevi var onun. Halaka. Fiilün mazi, mebniyün ale fet. Güzel. Halaka'nın faali nerede? Evet. Fi her fiilin mutlaka bir faali vardır. Evet. Ya meydandadır, yani ya kendinden sonra gelir ya da altındadır. Tahtinde hüve var. Hüve. Gayb zamiri çünkü. Halaka fiili de gayb.
failuhu tahtahu huve mebniyyun alel feth fi mahalli ref faili halaka. Halaka ma failihi cümletün fiiliyetün. Orada bir şey denecek. Mevsulsa İrab'da mahalli yok, sıla. O ma mevsulsa bu sılası olur. Her mevsul sıla alır. İlk defa duyuyorsunuz. Ha, eğer ma mevsufsa heleke cümlesini ne yapacak? Sıfat alacak. İsmi mevsullar sıla alır, mevsuflar sıfat alır. Duymuş olun. Söyle. Devam. Vav atıf. Evet, vav atıf. Mebnun ala fet. Güzel. Min harfi cer. Mebnun ala sukun. Evet. Şerri ism. Mecrurun bi kesri. Fi mahallin nasbi. Mef'ulun bi gayri sari. Gayri sari. Gâsikin. İsmin. Mecrurun bi kesri. Muzafun ileyhi. Muzafun ileyhi. Şer, şer muzaf oldu, bu da muzaf oldu. Şerri gâsıkın, evet. İza, zarf diyeceksin. İza, zarf. Evet. Mebniyyun ale sükûn. Mebniyyun ale sükûn. Hasede. Vekabe. Ha, vekabe. Adını söyle. İsmin. Fiil. Fiilün mâdîn. Fiilün mâdîn. Mebniyyun ale fet. Güzel. Faili var mı bunun meydanda? Yok. Tahtinde. Failuhu tahtahu hüve. Hüve. Zamirun. Müstetirun. Evet. Mebniyun alel fet. Evet. Fî mahalli ref. Faili ve kader. Ve kader ma'a failihi. Ne demek ma'a? Beraber. Faili beraber. Ma'a failihi cümletun fi'liyetun. La mahalle leha. Minel i'rab. Aslında izah muzaf. Vekabenin cümlesi de muzafın ileyi ona. Fî mehallil cer muzafın ileyi. Cümle muzafın ileyi. İleride göreceğiz. Cümleler iki kısma ayrılır. Ya mürebtir ya mebnidir. Yani ya mamuldur ya mamul değildir. Yedi tane cümle mamuldur. 7 tane cümle mamul değildir. 14 cümle. Evet, bunları ileriki derslerde göreceğiz. Evet, devam. Söyle. Vav atıf. Mebniyyun ala fet. Evet. Min harfi cer. Mebniyyun ala sukun. Evet. Şerri. İsmin. Mecrurun bil kesri. Fi mahallin nasbi. Evet. Mebniyyun gayri sari. Evet. El harfi tarif, mebnun ala sukun. Nefasati, ismin, mecrurun, bil kesri, fi maha, muzafun ileyhi. Muzafun ileyhi. Nefasat ne kelime olur? Nefasatun. 24 sağdan hangisi? Mübalağa ile ismi fail. Çek. Nefasun. Nefasun, nefasane, nefasune. Nefasetun, nefasetane, nefasat. Evet. Fi. Fi harfi cer. Mebni ve sukun. Evet. Ugadi. El harfi tarif. Mebni ve sukun. Ugad ismin. Mecrurun kesri. Fi mahallin nasbi. Mefulun fi. Mefulun fi. Güzel. Başında fi varsa. Evet, devam. Mebnun ala fet. Min harfi cer. Mebnun ala sukun. Evet. Şerri. İsmin. Mecrur. Kesri. Fi mahallin nasbi. Mef'ulun bi gayri sari. Evet. Hasidin. İsmin. Mecrur. Kesri. Muzafun ileyhi. Güzel. İza. Zarf. Zarf. Mebniyyun. Mebniyyun ala
alestu. Hasad. Hasad. Mebni alel feth. Feth. Bunda faili muhtev. Mutlaka faili dışarıda varsa mesele yok. Yoksa altındadır. Faili tahtan huve. Huve zamirun, müstetirun, mebniyun alel feth, fi mahalli ref, faili hasede. Hasede ma'a failihi cümletun fi'aliyyetun, la mahalle leha minel i'rab. La mahalle leha minel i'rab. La mahalle, böyle değil mi? Fi mahalli cer. Muzafın ileyh. İza zarf, muzaf. Hasedenin cümlesi buna muzafın ileyh oluyor. Evet. Peki. Yeter. Tamam. Burada kaldık.